Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün yapılan hizmetlerle ilgili Denizli Çamberi ilçesi Ericek Mahallesi muhtarımız İsa Adak ile muhtarlık odasının önünde röportaj yapacağız. Muhtarımız 3. dönem seçilen kıdemli muhtarlarımızdan. Doğru mu efendim? Doğru. Evet, dönem. Yankı da yapıyor. İşte muhtarlık odası yeni yapılıyor. Burada da topraklar da var. İlçe belediyesi mi yaptı efendim? Evet, ilçe belediyesi. Evet, burada da yazıyor. Çamberi Belediyesi Başkanımız Cengiz Arslan'a da çok teşekkür ediyoruz. Az önce belediye başkan yardımcımız da biz buraya gelirken bizi aradı. Davet etti belediyeye. İşte bugün inşallah uğrayacağız. Çünkü buraya geldiğimizde biz belediyeyi aradık. Oradaki görevli arkadaşlar kendimizi tanıttık. Mahalleleri ziyaret edeceğimizi, yapılan ve yapılması gereken hizmetleri tüm dünyaya kanunuyla göstereceğimizi belirttik. Evet muhtarım, iki dönem köy muhtarlığı yaptınız. Doğru efendim? Üç dönem. Bu üçüncü dönem. Bu mahalle muhtarlığı olur. İki dönem, on yıl köy muhtarlığı yapıyoruz. Daha şöyle gelelim, yankı yapıyor. Evet, onu da sessiz alalım. Evet muhtarım. 10 yıl köy muhtarlığında köye hangi hizmetleri kazandırdınız? 10 yıl köy muhtarlığında biz sulama suyu yaptırdım. Evet. Doğrusu biraz toprak kanalı var bunun. Evet. Yapılmaz daha yarım orası. Evet. 1000 metre falan kanalı yapılması gerekiyor. Boru kısmını yaptırdık. 5 metre boru yaptırdık. Köyün asfaltı geldi. Asfalt yeni yapıldı değil merkeze, mi? Bu dönem mi yapıldı asfalt? Hayır, o dönem mi? İl özel idaresinde yapıldı ama daha hitam bulmadı. Yarım kalan yerlerimiz var. Onlar da belediye tamamlayacak. Belediye tamamlayacak onları da. Nüfusumuz ne kadar efendim? 132 nüfusumuz var. Orada belediyemiz de Lefa'yı yazdırmış sayın izleyiciler. Teşekkür ediyoruz onun için de. Her mahallenin girişinde nüfusu rakımı ne yapmış? İlçe belediyemiz yazdırmış. Çok teşekkür ediyoruz Cengiz Bey'e. İşte ben hizmet alamıyorum diyen muhtarlara da bak. İl özel idaresindeyken 132 nüfusun olduğu yere 5000 metrekare damlama kapalı sulama sistemi yaptırmış. Doğru mu efendim? Doğrudur. Artı ne yapmış? Mahal köyün yolunun asfaltını yaptırmış. Doğru. Yani ben hizmet alamıyorum diye muhtarlara kim örnek? Denizli, Çameli, Ericek Mahallesi muhtarımız İsa Adak muhtarımız örnek sayın izleyiciler. Bir de Tavas'ta bir arkadaşımızla yine böyle röportaj yapmıştım. O da güzel bunun gibi hizmet yaptırmıştı. Bak görüyorsunuz binayı Muhammed Bey güzel bir şekilde gösterelim. Sayın izleyiciler çok güzel bir alt tarafında muhtarlık odası DC'lerimiz var. Üst tarafında camimiz var. Başka toplantı salonu var. Hayır toplantı salonu. Toplantı salonumuz yok. Evet çok güzel bir bina yapılmış. İşte bu röportajı 100 yıl sonra, 200 yıl sonra bu köy halkımız, vatandaşımız, Çameli vatandaşımız, muhtarımız, çocukları, torunları ne yapacak? İzleyecek. İşte Türkiye'de biz, Türkiye'nin yine en eski camilerinden bir tanesi nerede sayın izleyiciler? Denizli'nin Tavas ilçesinde Hırka Cami. 1212 yılında yapılmış. Şimdi biz nasıl 900 yıl sonra bu camiyi dimdik ayakta duruyorsa bu binada ne olacak? 1000 yıl sonra yine ayakta duracak. Bu röportajı kimler izleyecek? 1000 yıl sonra çocuklarımız, torunları izleyecek sayın izleyiciler. Evet muhtarım. Mahalle oldunuz. Başka ne hizmet aldınız? Şimdi şöyle gelelim. Evet. Mahalle olduk. Ne hizmet aldı efendim? Mahalle olduk. Belediye başkanım geçen yıl sağ olsun bizim mahalle evlerin yollarını gönderdi, açtırdı. Böyle de gönderdi, açtı. Evet, kumlandı. Kumlandı ama taş işini bu sene yapacağız yani. Bu seneye kaldı. Taş yok. Evet, muhtarıma teşekkür ediyorum. Bizi işte öğlen zamanında vaktinde ziyaret ettik. Bizi evine aldı, götürdü. Yöresel yemeklerden ikram ettiler. Eşine de çok teşekkür ediyoruz misafirperverliğinden dolayı. Bizi çok güzel ağırladılar. Muhtarımın sokağı ne? Toprak. Doğru mu efendim? Toprak. Cengiz başkanımıza buradan selamlarımızı iletiyoruz. Osman Zolan başkanımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Muhtarımın yolunun zaten fazla bir mahalle değil. Çamurdan kurtarılmasını yollarını ne yapıyoruz? Talep ediyoruz. İstiyoruz, talep ediyoruz. Halk adına, vatandaşlarımız adına sayın izleyiciler. Biz basın olarak üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Daha önce her röportajımızda Cengiz başkanımıza da, Osman Zolan başkanımıza da teşekkür ettik. Neden? Çünkü çok güzel hizmetlere imza attığını gördüm. Sıcak asfalt yapıldığını gördük. Her yere kapalı pazar yeri yapılmış. Çok sosyal alan yapılmış.
Sokaklara park taşı yapılmış. Ne yapılmış? Denizli'ye bir de kayak merkezi kazandırılmış. Doğru mu efendim Osman Başkanımız? Evet, evet, Denizli doğru. Kayak merkezi. İşte Nihat Zeybekçi Bakanımızı da unutamayız. Onun gayretleri çabası ile ne oldu? Denizli'mizde bir çok güzel bir evet, kayak evet. merkezi, Denizli Kayak Merkezi açıldı sayın izleyiciler. Tüm Türkiye'deki ve yabancı turistleri ne yapıyoruz? Denizli'ye davet ediyoruz kayak merkezini görmeye. Değil mi efendim? Evet. Evet. Başka köy konağımız burada var, muhtarlık odamız var. Çocuk parkı yaptırdın mı muhtarım? Evet. Yaptırdım. Çocuk parkımız var. Düğün salonu sormayacağım. Nüfus az. Nüfus az. Zaten talep etmedim. Az etmedim, olduğu değil. İçin. Evet. Ne eksiğimiz var efendim? Eksiğimizi tamamlattıralım. Eksiğimiz şimdi benim köyümde trova yetersizliği var. Ney var? Trova. Trafo. Evet. Gerilim düşüklüğü. Elektrik. Evet, gerilim düşüklüğü. Gerilim düşüklüğü. Enerjide var. Sorun var. Evet. Evet. Enerjide sorun var. Defalarca aydeme dilekçe verdim. Geri geldi önümüzdeki yıllarda yapılacak dedi. İşte Muhammed Bey şu direği de alalım. Bak, sağ olun. Daha tahta direkler var. Oradaki direkle Gengi eğilmiş. İlerideki direği görüyor musun? Yanına evet. gittim. Bizzat kendisi verdim. Dilekçe verdim. Dilekçem kendi eliyle götürdü. Aydemen bu sene evet. yapacağını söyledi başkanım. Evet. Yapılacağını İnşallah. Söyledi. İnşallah yapılır. İnşallah yani. Bak Cengiz Başkanımız ne yapıyor? İşte biz böyle başkan istiyoruz sayın izleyiciler. Türkiye'de Cengiz Başkan gibi çalışkan başkan istiyoruz. Muhtarımız Aydem'e yani konusu olmadığı halde elektrikle ilgili dilekçeyi veriyor götürüyor. Başkanımız bir gidiyor Aydem'e ne yapıyor? Bunun ne? Yapılması için ne yapıyor? Ricada bulunuyor. Ricada bulundu. Evet. Bu çok önemli sayın izleyiciler. Bu sene yapacaklarını söz verdiler diye beni bilgilendirdiler. Evet işte bu alçak gönüllülük. Vatandaşa millete hizmet etmenin en güzel örneğini kim yapıyor? Cengiz Arslan Çameli Belediye Başkanımız yapıyor sayın izleyiciler. Evet muhtarım. Bir de ben şunu söyleyeceğim. İlçe Belediye Başkanımızdan muhtarlık odası yapılmış. İşte az önce Akpınar muhtarımızın odası Türkiye'de hem Denizli'ye hem de Türkiye'ye örnek bir muhtarlık odası var. Yukarıda Türk bayrağı, Atatürk'ün resmi, sağ tarafında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın resmi asılmış. Buraya da masa, etecer ve misafir koltukları ve muhtarımın oturacağı bir koltuğun büyük ilçe belediye tarafından ne yapılmasını istiyoruz? Verilmesini verecekler zaten. İstiyoruz. Söylediler mi efendim? Olsun biz de buradan tekrarlayalım. Evet muhtarım. Üçüncü dönem seçildin. İlk muhtar seçildiğinde kaç Türk lirası alıyordunuz? 100 Türk lirası alıyoruz. 80'lere 100 arasında değil arkadaşlar. Yani biz Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak muhtarların aylık ödeneklerinin gazetemiz yayın hayatına başladığında asgari ücret verilmesini savunduk ve bunu da 3 yıl içerisinde ne yaptık? Gerçekleşmesine vesile olduk. Önce olduk. Bizi de kim destekledi? Muhtarlarımız ve belediye başkanlarımız destekledi sayın izleyiciler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Türkiye'deki 53 bin muhtarımıza da teşekkür ediyoruz. Yoksa biz işte ne yapıyoruz? Yakıt harcıyoruz. Gittiğimiz yerlerde otelde kalıyoruz. Ne yapıyoruz? Matbaaya ödeme yapıyoruz. İnternete ne yapıyoruz? Ödeme yapıyoruz. Bunlar da hep de külfet olan şeyler. Ama işte 100 lira alırken muhtarlarımız sosyal güvenlik primini yatıramıyordu. Doğru mu efendim? Şimdi 1404 lira asgari ücret oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız muhtarlarımıza sahip çıktı. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Muhtarlarımıza bir değer kattı. Eski Başbakanımız Ahmet Davutoğlu asgari ücret sözü verdi. Yerine getirdi. Doğru mu efendim? Getirdi. Katıldınız mı Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantısına? Katıldık efendim. Kaçıncı toplantıydı efendim? Ankara'ya gitmedin mi? Pilliye'ye gitmedim. Evet, gidecek miyim? Gitmek istiyor musun? Gideceğiz tabii canım. Evet. Sırayla gidildi. Evet. Sırasıyla çağırıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın basın danışmanlarına bunları dinliyorlar mutlak. Çünkü internet ortamına atıyoruz. Muhtarımız güzel yüzlü İsa Adak muhtarımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantılarına katılmak istiyor. İşte biz muhtarların her türlü mahalleye veya köye yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ne yapıyoruz? Tüm dünyaya ve yetkililere duyuruyoruz. Bugün de Denizli, Çambeli, Ericek Mahallesi Muhtarı İsa Adak ile röportaj yaptık. Muhtarlık Odası'nın önünde kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam diliyoruz.